Tekerleği olan her şeyin videosunu bulacağınız Nalder Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Seat ve Cupra bayisindeyiz. Bayiyi gezeceğiz. Sizin için son fiyatlar alacağız. Kredi kampanyalarında neler var? Son bilgileri yine bu videoda en detaylı şekilde bulacaksınız. Model model son fiyatlarını aldım arkadaşlar. Size hemen hepsini liste olarak yazdım. Model model bunları anlatacağım. Cupra Formentor ülkemize tek donanım paketiyle geliyor ama bolca opsiyona sahip. Karşımızdaki araç Midnight siyahına sahip. Şu an en uygun fiyatlı Formentor'lardan biri. Metalik rengimiz, fiyat farkı var. Bir de buket tip koltuklar opsiyon listesinde bu alınmış araçta. 2 milyon 98 bin liralık bir liste fiyatı var. Bu araca özel 1 milyon 852 bin lirada son fiyatı arkadaşlar. Burada bakın gümüş renkli jantlarımız geliyor. Normalde bakır işlemeli jantlar geliyordu. Şu altlarda bakın farklı renkli kaplamalar var. Ayna da yine aynı şekilde açık renkli olarak yapılmış. Koltuklarımızın detayını şöyle göstereyim. 3 hafızalı elektrikli koltuklar, opsiyon listesindeki buket tip koltuklar, spor koltuklar, böyle kafalıklar gövdeye entegre edilmiş ve spor direksiyon, araçta dijital göstergemiz, bunlar standart büyük ekran, araçta standart parçalı deri koltuklar ve içi kumaş olarak döşenmiş. Hemen köşelerde de dikişler bakır renkli olarak yapılmış şu köşeler. Onun detaylarını da size göstereyim. İçi de koyu renkli arkadaşlar. Tavanımız antresit olarak yapılmış. Aracın içi dışı koyu renkli bir araç. Kırmızı olan araçsa premium pakete sahip. Kör nokta uyarı sistemi, Beats Audio ses sistemi, Matrix LED farlar, bakır jantlar, jantlarımızı ve bunlar opsiyonel renk bu araçta sunulmuş. Bu aracın liste fiyatı 2 milyon 195 bin lira. Bunun da son fiyatı arkadaşlar 2 milyon 3 bin liralık son rakamı var. En dolu olan versiyon. Bu bütün opsiyonlar alınmış. Jant farkını şöyle göstereyim. Bakır renkli jantlar ve gümüş renkli jantlar. Hatta ikisi şöyle yan yana geldiğinde aradaki farkı görmüş olabilirsiniz. Rengimiz de gerçekten güzel. Aşağı yukarı 20 bin liralık bir renk farkı var araçta. Cam tavanımız her ikisinde de standart olarak geliyor. Şöyle içini size göstereyim. Burada yine koltuklarımız aynı. Buket tip bir koltuk var. 3 tane hafıza var. Araçta koltuk detayımız bakın bu şekilde. Aracın içinin detayı ekranlar olarak bunlar da birebir aynı arkadaşlar. Buradaki bakır işlemeler yine aynı detaylarda. Tavanda yine aynı şekilde antresit olarak kaplanmış koyu renkli tavanımız var. Cupra Ateca'nın da yine kanalımda çok detaylı bir videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Ateca'nın grafit gri rengi var. Premium pakete sahip bu araçta. Bu aracın liste fiyatı da 2 milyon 103 bin lira. Bunun da son fiyatı sizin için hani pazarlık yapılmış fiyatı 1 milyon 984 bin liraya bu araca satın alabilirsiniz. Cupra Ateca'ya kendi yorumunu katmış. Artı sportif ne kadar özellik varsa hepsini eklemiş. Bu araçta standart DCC var. Yani dinamik şasi kontrol sistemi geliyor. Direksiyondan motor çalıştırma özelliği geliyor. Beats Audio ses sistemi var. Buket tip koltuklar var. Bunlar yine arkadaşlar bu araçta gelen özellikler, yani bu söylediğim fiyatın içerisinde olan özellikler, premium pakete dahil olan özellikler. 3 hafızalı elektrikli koltuklarımız, hemen onun detayı da bakın sportif bayağı bir güzel koltuklar var. Direksiyon üzerinden çalıştırma tuşumuz yani burada. Buradan da mod tuşlarımız var. Aracın direksiyonu özellikle oldukça sportif arkadaşlar. Orta tarafta çok bir farklılık yok. 7 ileri şanzıman 1.5 litrelik TSI motor burada standart geliyor. Beats Audio ses sistemimizde bakın hemen logosunu burada görüyoruz. Arka tarafta şu an anahtarı bende değil, onun için ayağımla açılmayacak ama şöyle bagajını da size göstereyim. Burada büyük de bir bagajımız var. Hem aile kullanımı için hem de sportif genç babalar için arkadaşlar ideal bir araç. Onu da söylemiş olalım. Hemen yan tarafa geçelim. Burada bir de Cupra Leon'umuz var. Orta paket ve üst paket olmak üzere iki pakette geliyor. Karşımızdaki araç grafit gri rengi, yani nardo gri renginde sahip. 1.5 ATSI motora sahip. Yeni nesil hafif hibrit bir teknolojiye sahip motor var. Araçta 1 milyon 857 bin lira liste fiyatı var. Bu aracın da pazarlık yapılmış son fiyatı 1 milyon 685 bin lira arkadaşlar. Bu araç orta pakete sahip. Bunun da bir üst paketi var. Kırmızı renkte alabilirsiniz. Bu renk var. Beyaz rengi var. Beyaz renk tabi opak renk olacağı için daha uygun fiyatta alabiliyorsunuz. Şu an ben bayideki araç için, yani birebir bu araç için son fiyatını söylüyorum. Farklı araçlar için bilgi almak istiyorsanız neredeyiz? Kocaeli Keleşler Otomotiv'deyiz. Hem Seat hem de Cupra için
kendilerine ulaşabilirsin. Alt tarafa iletişim bilgilerini zaten bırakacağım. Oradan arayabilirsiniz arkadaşlar. Size her konuda yardımcı olacaklardır. Aracın içine de hemen şöyle bir bakalım. Cupra Leon'u şöyle detaylıca bir görmüş olalım. Yani orta paket. Direksiyon olarak Cupra'larda neredeyse birebir aynı direksiyon var. Her modelinde ekran olarak da yine benzer bir ekran var. Burada Cupra versiyonlarda çok daha büyük bir ekran var. 12.3 inçlik ekran geliyor. 10 inçlik de burada dijital göstergemiz var. Büyük bir kulakçığımız var direksiyon arkasında. Zaten direksiyon tasarımı gayet şık arkadaşlar. Direksiyon ısıtma da yine bu araçta geliyor. Kablosuz şarjımız da bu araçta var. Şöyle elektrikli el frenimiz, vites seçicimiz. Burada güzel detaylardan buket tip koltuklar bu araçta da var. Gayet sportif yine 3 hafızalı. 1.6'ya 3 hafızalı koltuğa sahip olmakta. Güzel bir detay arkadaşlar. Ambiyans aydınlatmalar da bakın hemen üst tarafta boydan boya devam ediyor. Şöyle daha net olarak gördük. Arka tarafa doğru gelin. Biraz da bagajından bahsedeyim. Size şöyle manuel olarak açıyoruz bagajı. Burada bayağı yeterli bir alan var. Burayı kapatalım ve Cupra'yı bitirdik artık. Size biraz da Seat'tan bahsedeyim. Karşımızdaki araç Ateca'nın en boş versiyonu ve en dolu versiyonu. Bu araç satılmış arkadaşlar. Bu ÖTV muafiyetli olarak satılmış. Yani Ateca'daki indirimle ÖTV muafiyetli olarak da araç satın alabiliyorsunuz. Bu araçta cam tavan yok. Beyaz renkli. Hani renk olarak da en uygun fiyatlı. Jantlarımız var. Güzel büyük jantlar. Ölçü olarak hemen şöyle bir size söyleyeyim. 215-50R18 ebatında alışımlı jantlar var. Şöyle beyaz renkli standart. En alt donanıma sahip arkadaşlar. İçerisinde şöyle Ateca'dan bilgi almak isteyenler için içerisini göstereyim. Dijital ekranımız var. Burada büyük bir multimedya ekranımız var. 7'leri çift kavramalı şanzımanımız. Bu standart olarak geliyor zaten. İç detayları bu şekilde. Yine ÖTV muafiyetli olarak son aracı vermişler. Şu an için ellerinde yokmuş başka bir araç arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bagajımız da burada bayağı büyük bir 500 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi var. FR donanımlı olan versiyonu var. FR donanım tabii ki en dolu olan versiyonu. Şimdi bunun için fiyat söylemedim ama burada kredi kampanyası var. Seat'ta kredi kampanyası sadece Arona'da var. Arona'da da 200 bin liralık bir sıfır faizli kampanya var. Ama Cupra cephesinde arkadaşlar tüm versiyonlarda Cupra'nın tüm versiyonlarında 200 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz veya 300 bin TL'ye 12 ay 1,59 faiz oranıyla kredide kullanabilirsiniz. Premium pakette satın alınmış. Elektronik bagaj, yarı otonom seyahat asistanı, ACC sistemi, şerit takip, uzun far asistanı, kör nokta uyarı sistemi yine bu paketin içerisinde. Elektrikli koltuklar, cam tavan, 19 jant ve kış paketi bu aracın içerisinde. Yani dolular dolusu bir araç arkadaşlar. Bunun liste fiyatı 2 milyon 38 bin lira. Bu aracı da 1 milyon 890 bin liraya bu araca sahip olabilirsiniz. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu jantlar da yine yeni gördüğüm jantlardan biri. 19 ebatında 235-40R19 ebatında sportif tam FR'a yakışacak alışımlı jantlar var. Araçta koltuk ısıtmalar bu araçta var arkadaşlar. Otomatik park sistemi araçta geliyor. Büyük ekran. Burada da dijital ekranımız. Direksiyon ısıtmamız araçta geliyor arkadaşlar. Bir FR'a özel direksiyon. Bakın alt tarafı düz ve FR logosu alt tarafta var. Şöyle arka tarafa doğru detaylarını göstereyim size. Yine FR'a özel kırmızı dikişli koltuklar bu araçta var. Böyle biraz daha çevireyim şu kamerayı. Evet, dikiş detaylarını görüyoruz. Cam tavanda boydan boya bir cam tavan var. Arka tarafa doğru tavanımız açık renkli. Cupra modellerinde antrasit koyu renkli cam tavan geliyor. Tarako'nun üretimi bitmiş arkadaşlar. Artık üretilmiyormuş onun için. Tarako daha gelmiyor. Ibiza şu an bayide yok. Seat Arona FR Plus karşımızdaki araç. En dolu olan versiyonu, opsiyon da var aracın üzerinde. Beyaz ve siyah çift renkli olarak yapılmış. A sütunu, tavan ve aynalar siyah olarak kaplanmış. Krom tavan çıtaları var bu araçta. FR jantlara sahip, FR tampona sahip. Yine dolular dolusu bir araç. Bu aracın üzerinde yarı otonom sürüş sistemi, 10.25'lik dijital gösterge paneli, full led far grubu, 9.2 inçlik multimedya ekranı yine standart olarak geliyor arkadaşlar. Bu aracın liste fiyatı şu an 1 milyon 514 bin lira ama bu araca özel aldığımız son fiyatta 1 milyon
350 bin lira. Ve bu araçta da arkadaşlar 200 bin TL'ye 0 faizlik bir kampanya var. Sadece Seat'ta Arona'ya özel böyle bir kampanya var. 300 bin TL'ye de 12 ay 1,59'luk bir kampanya var. Şöyle Arona'nın da etrafında bir gezelim. En dolu Arona arkadaşlar. Yine güzel detaylar var bu araçta. Büyük bir multimedya ekranımız var. Efara özel kırmızı havalandırma kapakları var etrafında. Bakın burada kırmızı dikişler, koltuğun yine çizgileri Efara özel gelmiş. Şu arka tarafını da hemen göstereyim. Artık videomuzu yavaş yavaş kapatabiliriz. Tavanın da siyah olması araca bayağı bir şık bir görüntü kazandırmış. Büyük bir bagaj hacmimiz de yine Arona'da geliyor arkadaşlar. B segmentli bir SUV olmasına rağmen crossover da diyebiliriz. Böyle işte daha yakından göstereyim. İçeride bu şekilde bir Arona'mız var. Efar donanım paketi. Bir ara ben de ciddi ciddi bu araçtan almayı düşünmüştüm. Yakışıklı da görünüyor açıkçası. Bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor. Siz de yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu kampanyalar, fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani cazip mi şu an otomobil, alınır mı? Alınmaz mı? Biraz daha beklemek gerekir mi? Seat ve Cupra grubunda tabii 7 Temmuz'da bir yasa yürürlüğe girecek. Çok fazla etkilenmeyecek arkadaşlar. Çünkü araçlar zaten bu güvenlik önlemleri standart halde geldiği için olmayan araçlar fiyatı biraz daha yukarı çıkacak. Ama standart olarak şu an aslında bizim pahalı dediğimiz araçların seviyesine gelecek bu fiyatlar. Acaba bu sefer bu araçlar ucuz mu kalacak? O araçlar başka bir şey mi olacak? Nasıl bir durum olacak? 7 Temmuz'a kadar göreceğiz arkadaşlar. Bir otomobil piyasası biraz böyle bir hareketlendi son dönemde. Bayağı bir kampanyalar olmaya başladı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de tabii ki abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.